ona elma diyor. Neye? Elma diyor onun adı. Ne onun adı? İncir. İncir mi yiyorsun sen? Güzel mi incirin tadı? Evet. Güzel mi incirin tadı? Evet. Tadı güzel de bayağı güzel. Teren ne diyor? Diyen ona elma diyor. Ama diyene elma diyor ona. Ama ıslak dinliyor. Ama diyen insanın tanına bakmadık. Hani bakayım. Ceviz ayıklıyoruz arkadaşlar. O cevizler eldiven giydik. Ellerimizi acıtıyor. Hissizleştiriyor elimizi. O yüzden eldivenle ayıklıyoruz. Çünkü bunu yaptıktan sonra kırdık biz bunu. Şu an ayıklamasını yapıyoruz. Eğer eldivensiz yaparsak elimize krem sürmemiz lazım. Şöyle göstereyim. Bunlar taze ceviz. Biz bu taze cevizleri bu şekilde ayıklayıp poşetin içine koyup difrize koyuyoruz. Sen ne yapıyorsun? İnciri. Sevdin mi inciri? Evet, şu poşette de difrizde şurada göstereyim. Ay gösteremiyorum. İncirlerimiz var şöyle. Daha doğrusu alayım da göstereyim ya. Şöyle. Çözdürdük. Onu yiyor kızım. Çok sevmiş inciri. Değil mi? Ben de yiyeceğim biraz sonra. Koyalım buraya sonra ye. Alır yersin. İki poşet koyacağım. Şimdi bunu hemen taze taze temizleyip difrize koymazsan kurur. Hatta ben bunu 3 poşet yapayım. Evet. Bu 2 poşete de şey olmayacak. Çünkü buzdolabında yerleştirmesi daha kolay olur. Şöyle şöyle 2 3 3 poşeti paylaştırayım. Diyen, ne yapıyorsun anneciğim? Yatıyorum. Yatıyor mu kızım? Deren bugün hasta arkadaşlar. Biraz kendini kötü hissediyor, kusma var. Ne oldu anneciğim? Doktorum ben. Sen doktor mu oldun? Bakayım doktor kızım. Aha, orada da doktor kızım var. Diyen bana bak. Gülümse. El salla. Sen de doktor, sen de gel. Sen de buraya gel. El salla. Buraya gel. Tamam, iyi bakalım. Hadi görüşürüz. Pazartesi gününden herkese selamlar. Video açılış yapmadım değil mi arkadaşlar? Şimdi sizinle video açılış yapayım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz arkadaşlar. Şurada kuru fasulyem var. Saat şimdi 5:30 gibi eve geldik. Dışarıda bahçede oynadı kızlar. Şu an 6:30'dur. Bu yemeği, akşam yemeğini yedikten sonra yapacağım. Yarın hazırlık olacak kuru fasulye. Yarın eve gelince de şey yaparım. Pilavını yaparım. Şimdi eşim Denizli'ye gitti. Denizli'den gelirken bir şeyler alacak. Yemek alacak arkadaşlar. Akşam yemeği için bir şeyler alacak. İşte pide, lahmacun falan alacak. Onları yiyeceğiz. Sonra yemeği yedikten sonra hemen diyorum kuru fasulyeyi pişireyim. Belki onu da çekerim size. Bu arada dün cevizleri hallettik. Bu cevizler biraz bozuk olanlar ama ben bozuk falan dinlemiyorum. Çok seviyorum. Şöyle kararmışlarını bile yemeyi çok seviyorum. Sonra şurada ayvalarımız var. Ayvaları da parçaladık. Böyle tabii böyle şey olunca çok güzel oluyor. İnciri gösterdim mi? Dün gösterdim ya inciri. Şöyle poşette difrizden çıkardığım şöyle incirim var. Bakın. Gerçi akşam yemeğinden önce yemesem iyi olurdu ama şöyle incirin şu uç kısmını çıkarıp şöyle içini açıp İçine de şöyle
Bir tane yarım ceviz koyup yiyebilirsiniz. Yani şöyle. Tabii bunu yemekten sonra yaparsanız daha güzel olur. Şöyle. Yani eşim gelinceye kadar biraz bekleyeceğim. Evde herhangi bir işim yok. Sadece çamaşırlar var. Onları katlayacağım. Şimdi şöyle saçlarımı toplayacağım. Eşim gelip akşam yemeğini yedikten sonra da kuru fasulyeyi hızlıca pişirip sonra çamaşırları katlayacağım. Ev toparlanık. Evle ilgili bir sıkıntım yok. Bu videoyu çarşambaya yetiştireceğim. Geçen vlogda demiştim ya. Fazla izlenmiyorum. Sayımı düşürsem dedim. Çok güzel bir yorum aldım. Ceviz mi yiyeceğim? O yorumu sonra okuyacağım size. Anneciğim. İncir yiyebilirsin bak. İncir ye incir. Al poşeti. Arkadaşlar kuru fasulye yemeğine başladım. Şurada kuru fasulyemi yıkadım. Bayağı güzel yıkadık yani. Şurada düdüklüm hazır. Hemen hazır ya. Kuru fasulyeyi pişireceğim. Arkasına şu vernik attığım sehpalar var ya. Onlara diyorum bir kat daha vernik atayım. Ben o sehpalar için de ayrı video çekmiştim. Onu da şey yapayım diyorum. O videoyu da bitireyim. Onu yarın bitireceğim. Bu fasulye yemeğini, ay gözlerime kaçtı resmen. Şekle soktuktan sonra, pişirmeye başladıktan sonra çamaşırlarım var. Onları katlayacağım. Başka işim yok. Ay gözüme nasıl kaçtı. Aa, kızlar hiç beni böyle görmediniz. Vallahi hiç görmediniz değil mi? Çok kadar bu nasıl bir... Ay evet, bu soğan nasıl bir soğanmış böyle? Ay yaktı beni ya. Soğan. Domatesli yapmayacağım arkadaşlar. Salçalı yapacağım. Ay kusura bakmayın yüzüm ekşidi ama. Şöyle yüz, videolarda yüzümü falan ekşitmeyi sevmiyorum aslında da. Işte. Ay vallahi. Ağladım. Bu arada birazcık dinlendim arkadaşlar. Çok yoruluyorum ya. Yorulma değil aslında, yorulmuyorum da. Vücut yorgunluğum oluyor. Ruh yorgunluğum oluyor aslında. Ruh yorgunluğu olacak bir durum da yok. Çok çok işimden çok memnunum. İş yerimden çok memnunum da ama ne bileyim ya. Böyle arkadaşlar. Ay gözüme çok kaçtı. Ay tamam. Bu arada soğanı koyayım. Bir zeytinyağı koyacağım içine. Sonra soğanı kavuracağım. Salçayı kavuracağım. Arkasına fasulyeyi koyacağım. Sıcak su koyacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle 2 kaşık salça koydum. Onu da kavurdum. Bir güzel kavurdum. Şimdi fasulyelerimi koydum. Bir kaşığı tuz koyuyorum. Ben yemeklerime genelde şöyle tuz koyuyorum. Bu bize yetiyor. Üstüne tuz koymayız. Sonra biraz kavrulsun. Sonra su koyup düdüklüyü kapatacağım arkadaşlar. Suyu artık göz kararı koyacağım. Yarına kuru fasulyemiz hazır olmuş olacak. Bu yarının yemeği olacak. Salı gününden herkese selamlar. Arkadaşlar bugün nasılız, iyi miyiz? Şu an saat 5. Yani benim saat biraz 5-10 dakika önde ama şu an saat 5. Kızları almaya gideceğim. Buradan arabayı nasıl çevireceğim bakalım. Arabayı çevirmem lazım. Tripod olmadığı için olmuyor. Maalesef çekemeyeceğim çok fazla. Şimdi kapatacağım. Evde falan veya çocuklar arabadan inince
size çekerim. Tripod olsaydı tripodu koyuyordum. Onunla daha güzel oluyordu ama neyse. İyi akşamlar. Ne oldu Elin anneciğim? He? Bakalım eline bir bakalım. Ne oldu? Tırnağı mı kırıldı? Dur şöyle tırnağı kırılmış. Kızım onu keselim mi tırnağını? Anne, ne yapalım? Anne benim tırnağım. Şimdi ojelerinizi temizlesek olmaz mı acaba? Ha? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu tabii. Hadi. Bir de tırnaklarını. Deren ojelerini göstersene arkadaşlarıma. Bak ojelere bir bakar mısınız arkadaşlar? Kendisi böyle istedi. Şöyle işaret bakayım. Dur bakayım Deren. Şu bir parmak kırmızı, bir parmak mor. Krem sürelim evde. Tamam mı anneciğim? Hayır. Sürmeyelim mi? Ay. Hadi bakalım. Babik geliyor. Hadi babayı karşılamaya gidelim mi? Hayır gidelim. Hayır baba gelmiş. Gelmesin mi? He? Hadi bakalım. Babayı yanına gidelim. Hadi yürü. Koşun bakalım. Hayır anneciğim bizim arabamız değil o. O araba bilmiyorum kimin. Bizim değil. Tamam mı? Bizim arabamız orada. Hadi gelin bakalım. Şöyle babayı gör. O sulara dikkat edin. Sulara dikkat edin. Gel hadi babayı almaya gidelim. Oradan gidin bakalım. Hadi. 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 Üstünden atlayarak geçin kız. Ha, susuz yerden geçin. Aferin. Susuz yerden geçin. Ne olmuş? Yapraklar dökülmüş. Sonbahar gelmiş. Bakın sonbahar yaprakları. Evet, sonbahar yaprakları. Evet, sonbahar yaprakları. Kız babayı. He? Evet, sonbahar yaprakları gördünüz mü yaprakları? Şu yapraklar dökülmüş. Çok küçükmüş. Evet. Hadi koş hadi. Hadi koş. Sen öpüşmeyecek misin senle? Hadi Deren gel. Deren sen de git babaya sarıl hadi. Aa, bu var ya Vinat. Kahvaltı boyunca ağlamış bugün. Kahvaltı boyunca ağlamış. Niye? Bilmiyorum ki. Bana ağladı ondan mı devamı gitti herhalde. Ha sinirlendi o. Neyse yapacak bir şey yok. Kahvaltı boyunca. Ha, sonra diyorlar kucağa aldık diyorlar. Sakinleşti diyorlar. İnadı inat. Niye kızdı? Çabah sinirlendi değil mi Ceren? Ekmek var mıydı kız? Herhalde var mıydı? Nereye gidiyor? Herhalde nereye gidiyor? Tahmin et bakalım. Çikolata kalmadı. Çikolata yemeği. Her gün gidip çikolata yiyorduk. Ondan mı iştah kesildi? Ondan olabilir. Çikolata yedirmeyelim. İştah kesildi. Evet. Arkadaşlar akşam eve geldim. Şimdi hemen biliyorsunuz dünden kuru fasulyem vardı. Bugün de pilav yapacağım. Sıcak sıcak olsun diye dünden yapmadım pilavı. Ben genelde pilavı ölçü yapıyorum. 400 yapıyorum. 400'e 600 koyuyorum. Şimdi şöyle 400 bize yetiyor. Herkes tabii ki kendi ölçüsünü biliyordur. Öyle yapıyordur. Ben öyle yapıyorum. Şimdi şöyle bunu yıkıyoruz. Kesinlikle yıkarım. Birkaç su yıkarım pirinci. Sonra şöyle biraz su. Hatta şöyle yapıyorum ben. Böyle beyaz şeyini aldırıncaya kadar yıkarım arkadaşlar. Nişastasını diyeyim. Şöyle.
Bakın kaç tur yıkadım. Şöyle biraz suda beklesin istiyorum. Şimdi tel şehriyeli yapacağım. Tel şehriyeyi göz kararı koyuyorum. Yemek videosu olsa bunu da bir ölçü yapardım. Normalde arpacıkla da yaparım. Bu sefer dedim ki tel şehriyeli yapayım. Biraz yağ koyacağım. Ben şöyle yapıyorum. Zeytinyağı ve tereyağı karıştırıyorum. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Şöyle biraz da tereyağı koyacağım. Şöyle. Tereyağını da. Tereyağını mesela sonradan da koyabilirsiniz. Şöyle. Tereyağı koyacağım. Hatta şuradaki parçalıları da koyayım. Hemen ocağa koyalım. Bu kavrulurken şöyle kısalım. Dün yemek pişirmişti. Eşim herhalde yemeği açmış. Kuru fasulye yapmıştım ya. Onun şeyleri damlamış. Şöyle silelim. Tereyağını da dolaba kaldırayım. Pirinci de yıkayayım. Onu koyacağım. Şöyle. Pirinci bir tur daha yıkayalım. Bu son tur arkadaşlar. Bayağı güzel yıkadım. Süzülmesini bekleyeceğim. Şöyle. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle görünme. Böyle. Bu çok iyi bir şey. İcat. Şöyle. Şuraya koyup şöyle süzülmesini bekleyebilirsiniz. Şöyle. Sonra hemen burada kavuruyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Sizin memleketlere soğuk geldi mi? Bizim buraya soğuk geldi. Her evde, hastanede kaloriferler yakıldı. Sonra ilçeye doğalgaz geldi. Herkes doğalgazını yaktı. Doğalgaz olmayan da var da genel olarak herkes doğalgaz aldı. Çünkü şey deniyor. Kömür çok pahalıymış. Doğalgaz daha uyguna gelebilir gibi konuşuluyor. Tam doğalgaz fiyatlarını bilmiyoruz ama bir ayın sonunda öğreneceğiz yani burada doğalgaz ne kadar yapıyor insanlar diye. Oradan biz de öğrenmiş olacağız. Çünkü burası ilçe olarak bayağı soğuk bir ilçe. Tuzunu da koyalım. Şöyle. Pirinci kavuralım arkadaşlar. İyice. Pirinci kavurması iyi olursa pilav güzel olur. Gibi düşünüyorum. Başka pirinç pilavıyla ilgili tiyolarınız varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Şöyle bir adet. Şöyle genelde hep geçen günkü videomda da söyledim ya. Yemeklerimde bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı da değil de bir tatlı kaşığından az bir tuz koyarım. Çok daha az tuzlu yiyenler az koysun. Tam bunun fazlasını kimse koymasın. Çünkü bence bu da zaten tuz miktarı olarak fazla. Kimse koymasın arkadaşlar fazlasını. Şöyle biraz kavuracağım ben bunu. Ona bir tane yani vermedi onu. Ama ben üzüldüğüm için onu vermedim. Yan var ya mısın Arabi? Var ya mısın Arabi? Diyen olsa yine kıtıklayayım bacağında. Kıtıklayayım mı bacağında? Kıtıklayayım mı bacağında? Kıtıklayayım mı? Kıtıklayayım. Gene. Kapar mısın? Açayım. Verdim. Yeni küçük ayağımı verdim. İstemiyor musun onu? Anne diyen onu istemiyor musun? Kıştıkın. Ben başka bir arabaya vereyim.
diye her şeyi hep istersin. Benim aralarımda. Onarayım mı birlikte onları? Onarayım mı? Ay bak çok güzel arabalar var. Bak. Benim kendi araba. Bak onlar benim arabayı. Tamam mı? Uyuştum zaten. Evet, klasik video bitirme yerime geldim. Hem videoyu bitireceğim, bir de videonun sonunda söyleyeceğim demiştim ya. Çok güzel bir yorum aldım gerçekten. Geçen videoda hani biraz serzenişte bulundum. Daha doğrusu hani ben kimseye şeyim yok zaten. Hani sonuçta insanlar beğenir izler, beğenmez izlemez. Yani bu bir de hani insanların önüne ne kadar düştüğüyledir o. Bir de ne yapıyoruz biz, hani bu da var. Genelde hani herkes kendi yaş grubunu izliyor. Mesela kendi adıma konuşayım. İşte ben çarşı pazar dolaşılma videoları değil de evde yapılan işleri daha çok seviyorum. Veya evde değişik bir şey almıştır. Onu izlemeyi seviyorum falan filan. Herkesin zevki farklı arkadaşlar. Çok güzel bir yorum aldım. Onu okuyacağım size. Saniye Demir 1987 arkadaşlar. Çok güzel bir yorum yazmış. Hemen okuyayım. Onunla ilgili biraz konuşacağım. Kanalınızı ve güzeller güzeli ikizlerinizi beğeniyle izliyorum. Lütfen izlenmiyor falan diye modunuzu düşürmeyin. Gelecekte bu videolar sizin kızlarınıza bırakacağınız en güzel miras. Elbette çok rağbet görmezsiniz çünkü kırmızı halınız, kızlarınız, lüks arabanız yok ki yok zaten. Ama bunların sonunu görüyoruz. Siz böyle güzel video çekmeye devam edin. Birlikte kızları büyütüyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok motive edici bir yorumdu. Çok mutlu oldum. Hatta eşime okudum. İş yerindeki arkadaşıma okudum bu yorumu. İnanın çok mutlu oldum. Teşekkür ederim yorum için. Evet yani kızları büyüt. Zaten o amaçla zaten çekiyorum. Amacım da o zaten. Hani kızları daha çok çekmeye çalışıyorum. Hani keşke bebekken daha çok çekseydim diyorum. Bebekken çok çekmedim çünkü işte çevremden, etrafımdan çok çekme, nazar değer, çok çekme, işte YouTube çocuklar üzerinden hani para kazanıyor muhabbeti oluyor ya, ona dönüşmesin video diye çocuğu çekiyorsam bile yanında kenarında kendimi göstermeye çalışıyordum. Keşke daha çok çekseymişim çocuklarımı diyorum. Şimdi daha çok çocuklarımı çekmeye çalışıyorum. Daha çok, yani çocuğum daha çok konuşacaksa daha çok çekeceğim. Kendimi de çekiyorum zaten ben. Kamera karşısına çıkmayı da çok seviyorum. Teşekkür ederim yorum için tekrar. Gel anneciğim. Eve gelince bir üstümüzü değiştirme olayımız oluyor. Mutlaka üstlerimiz değişiyor bu şekilde. Sonra bu şey olayına gelince malum kişiler var biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz onlarla ilgili konuşacağım. Malum kişiyle ilgili konuştum zaten. Bir malum kişi daha var. O malum kişilerden ürün almıştım. Çok sinirlerim bozuluyor zaten o kişiyle ilgili. Ürünler aldım yani. Macununu aldım. Gittim zayıflama ürününü aldım. O kadar sinirleniyorum ki. Niye üzüldüm? Mesleklerinden dolayı, meslektaşız diye üzüldüm yani. Doğrudur, eğridir bilmiyorum. Konularını çok bilmiyorum. Geçen Instagram'da karşılaştım. Kliniklerini gösteriyorlar ya, can canlı klinikler gösteriyorlar. Klinik diye Instagram'da bir muhabir koymuş. Bildiğin normal apartman dairesinde burada diyor, onlara diyor işte hasta muayene ediyor diyorlar. Ben şok oldum. Ya bildiğiniz eski bina ya, eski bina, yeni bir bina da değil. Apartman dairesi. Şok oldum. Ne yaptım? Allah'tan ben çok ürün çok aldım ama. Belki 4-5 kutu macun attım çöpe. 4 kutu zayıflama ürünü attım çöpe. Hangini acıyacağım? Hani paramı mı acıyacağım? Çocuklarıma Allah'tan bir kutusunu yedirdim. Diğer kutuları zaten çocuklarım beğenmedi, yemediydi. Allah'tan yani. Yani zayıflama ürününü de şu aralar başlayayım diyordum. Hani hastanede öğle arası yemek yemeyeyim. İşte o ürünlerden içeyim falan diyordum. Çok sinirlerim bozuldu. Yani bu nedir ya dedim. Yani hatta çok sinirlendim ya, çok da konuşamıyorum bu konularla ilgili. Hani konuşunca başımıza bir şey gelecek diye de korkuyorum. Ama insan sağlığıyla, hele çocuk sağlığıyla oynamak nedir? Ki o çocukla ilgili ürettikleri ürün ceza almış ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse arkadaşlar, ben videoyu sonlandırayım. Çok fazla konuşmayayım. Çok
çok konuşuyorum bu konuyla ilgili. Çok sinirliyim çünkü. Biz sizden ne istiyoruz arkadaşlar? YouTube kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve videolarımıza yorum yapın istiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.